Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle yapılışıyla çok farklı harika bir hamburger ekmeği tarifi paylaştım. Ee, ben poğaçalık hamura hazırlayıp üzerine e, yumurta sarısı sürüp yani bir poğaçayı hamburger ekmeği diye paylaşmıyorum. Gerçekten bu tarif çok farklı ve çok pratik, çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle videoma tarifime geçmeden önce kısacık da bir fırın çekimi hazırladım sevgili arkadaşlarım. Bu anı kesinlikle görmenizi istiyorum. Bakar mısınız hamburger ekmeklerimiz ne kadar güzel içini çekerek pişiyor. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. İlk önce uygun bir yoğurma kabın içerisine 2 su bardağı ılık sütü, 1 su bardağı ılık suyu e, ve daha sonra 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı ama böyle tepeli olacak şekilde toz şekerini ilave edelim ve karıştıralım. Hamurumuzun daha hızlı aktifleşmesi için mutlaka su ve süt ılık olsun ama kesinlikle kaynar olmasın. Kaynar olursa hamurun aktifliği gider. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir adet yumurta kullandım sevgili arkadaşlarım. Ee, daha önce de bu tarifimin bir benzerini kanalımda paylaştım ve sizler tarafından çok sevildi. Ve bana çok soranlar oldu bir adet yumurta kullanıyorsunuz ama biz yarım ölçü yaparsak nasıl yapacağız diye. Aslında ekmek tarifinde yumurta olmaz. Bence çok lezzetli oluyor. Ben çok sevdiğim için kullanıyorum. Ee, yarım ölçü yaparsanız eğer siz de benim gibi hamur içinde yumurtayı seviyorsanız yine bir tane kullanabilirsiniz veya hiç kullanmasanız da olur. Evet daha sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Bu tarifimde toplamda 7,5 su bardağı un kullandım ve ben bir tatlı kaşığından birazcık fazla tuz kullandım. Tuzu yine damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz ama böyle görmüş olduğunuz gibi yumuşacık hatta biraz ele yapışan yumuşaklıkta kıvamda bir hamurumuz olması gerekiyor. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Hamburger ekmeğinde e, mayalandırma işlemine hiç gerek yok. Hemen hiç bekletmeden çalışmaya devam edebiliriz. Şöyle tezgahın üzerine birazcık un serpiyorum. E, hamur çok yumuşak olduğu için hamurumu alıyorum ve şöyle büyükçe bir beze yapıyorum. Daha sonra bezemi tepsinin içerisine alıyorum. Üzerini böyle hava girmeyecek bir şekilde kapatacağım. Böyle bir poşetle kapatırsanız daha iyi olur. E, sofra bezi veya bir mutfak havlusu bu kadar güzel korumuyor. Bir 10 dakika, 15 dakika dinlendirdim. Evet sevgili arkadaşlarım, hamurumuz böyle yumuşacık. Dediğim gibi ele biraz yapışan bir hamur oldu. Ee, bakar mısınız kıvamına? Böyle sakızımsı bir kıvam. Gerçekten fıstık gibi bir hamurumuz oldu. Yine tezgahın üzerine böyle bolca unluyorum. Ben bu tarifimde bir tane böyle büyükçe bir yani hamurumun hepsini sadece bir tane beze yaptım. Tabi isterseniz iki tane beze de yapabilirsiniz. Öyle daha kolayınıza gelebilir. Ama bu şekilde de bence kolay oldu. Hamur çok yumuşak. Yani bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu yüzden özellikle hamurumu açarken tezgahımı biraz fazlaca unladım. Çünkü açarken yapışma olabilir. Evet, bu şekilde merdane ile her tarafı eşit olacak şekilde hamurumu açıyorum İsterseniz bu aşamada oklava da kullanabilirsiniz hangisi daha kolayınıza geliyorsa hiç fark etmez genelde merdane ile hamur açarken e, kenarları kalın oluyor i̇nce, e, ortası ince kalıyor Bu yüzden özellikle merdaneyi e, hamurun kenarında daha fazla böyle dolandıralım Evet bu şekilde bir kontrol ettim e, altta da yapışma olabilir Çünkü daha sonra hamurumu ortadan ikiye katlıyorum bakın sevgili arkadaşlarım tıpkı görmüş olduğunuz gibi tam üzerine yerleştiriyorum dediğim gibi isterseniz bu kadar büyük bezi almayın iki tane beze alın e, hamurunuzu açın üst üste yerleştirin o şekilde de olur bu aşamada merdaneyi çok fazla üzerine bastırmıyorum. Sadece her taraf aynı kalınlıkta olması için şöyle birazcık üzerinde gezdiriyorum. Bu tarifimizde yani piştikten sonra hamburger ekmeklerini böyle bıçakla kesmenize hiç gerek kalmayacak. Bu şekilde üst üste yerleştirdiğimiz için. Eğer ki merdane çok fazla bastırırsanız eğer yapışır hiçbir anlamı olmaz. Yani tek hamuru açıyormuşuz gibi olur. O yüzden çok fazla bastırmayı, sadece dediğim gibi ben benim maksadım her tarafı aynı kalınlıkta olması için birazcık merdane üzerinde gezdirdim. Evet, ben şöyle e, bir kase kullandım hamurumu kesmek için. Tabi bunun aparatları var. Eğer öyle bir şey varsa mutfağınızda, evinizde işiniz çok daha kolay olur. Ama böyle istediğiniz büyüklükte bir kasede seçebilirsiniz. Ben e, orta büyüklükte bir kase kullandım. Hamur mayalı olduğu için ilk etapta böyle zor kesiyor. İçerisi hava doluyor ama şöyle üzerine birazcık bastırmanız yeterli. Çok fazla da yormuyor. Evet bu şekilde hamurların hepsini kesiyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime mesafeli olacak şekilde yerleştiriyorum. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli küçük bir emoji kısacık bir yorum hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız yani düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, böylece ben de eksiklerimi tamamlamış olurum. Ayrıca sevgili arkadaşlarım tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya atladığım, unuttuğum bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Gördüğüm anda dönüş yaparım. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bir sohbet ederken ben de hamburger ekmeklerimi böyle görmüş olduğunuz gibi bir kase yardımıyla kestim ve fırın tepsime yerleştirdim. Ve daha sonra şöyle üzerini kapatıyorum ve mayalanması için şöyle bir kenara alıyorum. Kalan hamurlarımı ise görmüş olduğunuz gibi yine topladım. Aynı şekilde açacağım. E, çok böyle incecik açmayalım, çok kalın da açmayalım. E, aynı şekilde açacağım. Daha sonra yine aynı şekilde ikiye katlayacağım ve kasem ile keseceğim daha önceki buna benzer tarifimde bana şöyle soranlar oldu yani hamburger ekmeği yapsak nasıl bir kalıp kullanabiliriz diye e, evinizdeki mutfak dolabınızı şöyle bir yoklayın dedim ben de Belki bir saklama kabınız vardır dikdörtgen şeklinde veya daha farklı şekillerde de bu tarifi yapabilirsiniz Gerçekten çok güzel olur Yani şuna çok inanıyorum elimizdeki birçok aparatlarla birçok çeşitlerle herkes Bence bir şeyler yapabilir Önemli önemli olan Elimizdekilerle bir şeyler yapabilmektir. O yüzden ben takipçilerime çok güveniyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, kalan hamurumu da bu şekilde değerlendirmişim oldum ve bu e, kalıpla kestiğimiz için her seferinde hamur kalacaktır. Bu şekli yaptığınız zaman. E, ben son kalan hamurlarımı ise poğaça hazırladım. Gerçekten çok güzel oldu. Genelde bu tarifi yaptığım zaman o son kalan hamurlarımı sandviç yapıyordum ama. Şöyle tam da kahvaltı saatine denk geldi böyle harika bir poğaçalar hazırladım Evet bunu da küçük bir tepsimin içerisine yerleştirdim Evet bu tarifim aslında bir hamburger ekmeği tarifi ama ben yine de kalan hamurlarda bu şekilde değerlendirebilirsiniz Tabi isterseniz yine bu şekilde parça parça hamburger ekmeklerinize devam edebilirsiniz veya sandviç ekmekleri hazırlayabilirsiniz ya da böyle benim de yapmış olduğum gibi harika poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Evet şöyle bir beze aldım daha sonra tam ortasına böyle elimle bastırdım görmüş olduğunuz gibi ben e, zeytinli poğaçalar hazırladım bu tarifimin dışında olduğu için aslında çok da detayına girmek istemedim ama atlamadan geçemedim. Yani gerçekten çok güzel oldu bu şekilde. Kalan hamurlarda bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Özellikle de paylaşmak istedim. Tek tarafını bu şekilde üzerine kapatıyorum. Evet, böyle olması gerekiyor ve daha sonra iki kenarından böyle elimle rulo şekli veriyorum. Kenarlarının birazcık ince olması gerekiyor. Gerçekten çok güzel ve çok pratik bir poğaçatımız oldu. Dilerseniz bu tariften yani bu hamurlarla bu hamurdan bu malzemeden e, böyle çok farklı iç harcıyla harika poğaçalar da hazırlayabilirsiniz. Evet bu arada ben poğaçalarımı hazırlarken hamburger ekmeklerim de mayalanmış oldu. E, şöyle poğaçalarımı küçük bir borcamın içerisine yerleştiriyorum. Bir kenara alıyorum mayalanması için. Evet daha sonra yüzeyine ben e, dediğim gibi bir yumurta sarısı sürmüyorum kesinlikle. Üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar süt gidiyor. Böyle sütü fazlaca sürebilirsiniz. Bir yumurta gibi kenarından akmıyor. Hamburger ekmeği o sütü içerisine çekiyor. O yüzden fazla fazla sürebilirsiniz. Gerçekten bu da hamburger ekmeğine böyle orijinal bir görüntü veriyor. Bence çok güzel oluyor. Daha sonra ben yüzeyini sürmek için bence olmazsa olmaz böyle bolca susam kullandım. Tabi farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Ve hamburger ekmeklerimi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben tam 20 dakika pişirdim sevgili arkadaşlarım. Tabii ki pişme süresi fırından fırına değişebilir. Kontrollü olalım ama 20 dakikadan daha az bir süre olmasın bence. Bir hamburger ekmeklerimizi yüzeyine de yine aynı şekilde süt sürdüm. Üzerini susam ile süsleme yaptım. Poğaçamı ise sadece bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yumurta sarısı ile süsledim. Daha sonra haşhaş serptim. Böyle güzel bir görüntü oldu. Böyle piştikten sonra onu da özellikle paylaşacağım sizinle. Evet sevgili arkadaşlarım 180 derecelik fırında görmüş olduğunuz gibi tam 20 dakika pişirdim bütün hamburger ekmeklerimi ve poğaçamı da aynı şekilde bakar mısınız böyle iki tepsi hamburger ekmeği çıktı böyle fazlaca hazırlayıp buzdolabınıza dip frizinizde saklayabilirsiniz. Evet poğaçalarımız da gerçekten çok güzel oldu. Bakın sevgili arkadaşlarım üzerine böyle süt sürdüğünüz zaman yüzeyi böyle bu şekilde oluyor. E, ama dilerseniz tabii ki yüzeyine yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Bakın o zaman da e, eğer yumurta sarısı sürerseniz bu şekilde poğaçaların yüzeyi gibi canlı bir renk olur. Tabii ki tercih sizin. İki şekilde de bence çok güzel oluyor. Ve sevgili arkadaşlarım hamuru biz ikiye katlamıştık ya. E, Burayı da özellikle görmenizi istiyorum. O ortası zaten kesik. Yani bıçakla tekrar kesmenize hiç gerek yok. Yani bu şekilde olmasın. Hiç uğraşmayayım. Ben bıçakla keserim derseniz de tabii ki hamurlarınızı daha böyle kalın kalın açın. bir kalıp ile kesin. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Tabii ki o şekilde de olur. Gerçekten böyle görüntüsü çok güzel. Bence orijinal hamburger ekmeklerinden hiçbir fark yok. Yapılışı görmüş olduğunuz gibi çok pratik. Çok az bir malzeme ile hazırladık. Özellikle çocuklarınız bu tarifi çok sevecek. İçerisine hamburger ekmekleri hazırlayın. patates kızartı ne bileyim bir zeytin peynir olabilir veya bir sarelle nutella sorabilirsiniz. Her şekilde bence çok güzel olacaktır. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Kıvamı da bu şekilde. O kadar yumuşak oldu ki böyle üzerine bastırıyorum ve tekrar aynı haline geliyor. Evet, siz videomu son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu, tarifimi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun.